çok şey arıyor Galatasaray'da gibi. Galatasaray'da golcü var ama Galatasaray golcü arıyor. Ama golcülerden biri ara sıra Arjantin'e gidiyor işte çeşitli vesilelerle. İşte vesile o herhalde. orada da bir sıkıntı var onu da soracağım. Bir tanesi ki. bayağı yaşlı <laughs> öteki de böyle tekaüt gibi yani ben adım mesela Seferovic'i Futbolcu olduğunu hatırlaması gerekiyor ha yani, sanki biraz. Şey gibi Eren Derdiyog'a dönüşmüş adam bir anda. Ha hani şeyden e, atıyorum ismi e, böyle m, hani Mata seviyeleriyle falan kıyaslanan bir adamdı Seferovic'in zamanında. yani Çok üst düzey bir forvetti. Yani o günlerden bu günlere... böyle bir kenarıyla oynuyor. Bir çekingenliği var. Belki... Ya bak çok ciddi söylüyorum. Her insanın hayatında bazen zor dönemler var. Bu arkadaş bir boşluğa düşmüş gibi. böyle kötü bir depresyon hmm. değil hissettiğim ama... Böyle amaçsızlık. Tamam işte yaşadık yaşayacağımızı. Öf bitse de gitsek falan gibi. Ya Dünya Kupası'nda hmm. milli takım formasıyla bile... Aynı performansı görünce ben Seferoviç'ten umudu yitirdim. Hani şey bekliyordum orada. Orada Aa, belki gördün mü adam kendini buraya saklamış falan diyeceğiz evet. zannediyordum. Öyle bir şey de yapmamış. Peki ilk olarak forvete geçmeden önce savunmayla başlamak istiyorum. Foto maç gazetesinde elden kaçıyor başlıklı bir haber var. Hemen ona bir bakalım. Nelson'un tatil için İspanya'yı seçmesi kafa karıştırdı. Danimarkalı futbolcunun sezon başından bu yana kendisini isteyen Sevilla ile masaya oturacağı iddia edildi. Monchi, marka da aynı şekilde götürmüştü şeklinde bir hatırlatma da yapılmış. Tabii Nelson'un özellikle milli takım döneminde yaptığı açıklamalar iyice bu iddiaları e, hızlandırmıştı, artırmıştı. Nelson'un gitme ihtimalini nasıl görüyorsunuz, ne kadar görüyorsunuz? Galatasaray'ın böyle bir lüksü var mı bu sezon? Yani Nelson'u bir Torreira kadar büyük bir kayıp olarak adlandırmam. Hmm. Ama Galatasaray'ın gelinen noktada işte tam ivmelenmiş, beşe takmış giderken Başakşehir'e yedi gol atıp gözdağı vermişken bu araya girmesi böyle hafif bir tat kaçırdı. Aradaki sakatlıklar, Oliveira'nın, Icardi'nin sakatlıkları hakikaten hiç hoş değil. Çünkü takımın hani en önemli oyuncularından ikisi falan değil galiba en önemli iki oyuncusu. Evet. Hatta yani gol atma sıkıntısı yaşayan bir Galatasaray'da hani ofansif atraksiyonlarda eşsizlerdi. Her takımın ee, her taraftarın takımında görmek isteyeceği performanslardı. Ee, Oliveira'yı çok arayacak Galatasaray. Hadi Icardi gibi olağanüstü bir golcü zaten tam da öyle bir hani fişi takıp çalışmaya başlamış bir makine gibi değil. Arada hani bazen böyle pil bitti zannedersin ama aa bitmemiş daha falan işte tekrar çalışmaya devam eder çocuğun oyuncağı mesela. Yani Icardi bir var bir yok on and off bir ilişkisi var hem özel hayatında hem de Galatasaray'la ee, oradan bir türlü bir aidiyet yaşanamıyor yani Galatasarayın omurgasında problem var yürüyor güzel de ama bakıyorsun Muslera milli takımda artık yedek yaşlandı evet. ve moralsiz bu konuyla ilgili olarak da e, yerine gazel şey kaleci falan öneriyor e, önündeki Nelson her an siviliyeye gidecekmiş gibi. Torreira'nın menajeri çıkıp radyolarda açıklamalar yapıyor. Galatasaray'dan İtalya'da ayrılacak, yani. İtalyadan çok iyi teklifler gelecek falan diye. E, onun önünde golcün de e, hani Arjantin'de yani, Arjantin'de buraya şöyle değil, yani Şile falan değil yani, Şili gibi daha çok hani. Ya yani. <laughs> yani Arjantine gidiyor adam. Yani ben bizler ofis ağırlıklı çalışan insanlarız. Hani bir şehir dışına çıktığımda falan. Ne olacak diye, işler ne olacak, evdekiler ne yapacak falan diye düşünüyorum. Yani Bu adam Arjantin'e gidiyor. Valla ben açıkçası ben 3 saatlik yola ne, gittiğimde üç, yorgunluktan mahvoluyorum. 19 saat Sao Paulo aktarmalı gidiyorsun. Evet. Ben Arjantin'e gittim, bir daha da gitmem. Onu söyleyeyim yani. Buenos <laughs> hani Aires güzellemesi de yapamayacağım pek. Ee, tavsiye de etmem. Öyle tatil, Öyle balayı mi? falan için. Hiç sakın yani. Ee, ben anlamadım. Yani deniz var mı yok mu o da belli değil. Böyle Amazon'dan gelen alüvyonlarla. Kaplı kahverengi bir su var ileride yani bir yerde. Yine Amerika'da Arjantin'i merak etmiyorum ben zaten. Hiç etmedim. Peru'yu etme. çok merak ediyorum. Hani böyle etini falan da çok met ederler ya. Evet. Abi bak ben sana şöyle söyleyeyim. Nispetiye Caddesi'nde git herhangi bir etçiye gir. <laughs> Muhtemelen. Ben en iyilerinde yedim. Hani ayıptır söylemesi. <laughs> Lastik gibiydi ya. Peru'yu çok merak ediyorum orada. Sen gidersin periyodlar merak <gülüyor> etmiyorum. <gülüyor> Peki kısa bir parantezden sonra. Ha, yani bir Arjantin'e gidiyor geliyor adam. Galatasaray'ın omurgasında işte yok bir tanesinde fıtık var yok ötekinde bilmem ne var gibi düşün. Birisinden sonra biri Torreira, önünde Icardi Muslera. Muhteşem isimler bunlar. Ve bunlarla belki şampiyon olacak Galatasaray. Evet. Ama öyle küçük küçük falan derken hani bayağı ciddi yönetmesi zor bir nokta var. Okan Buruk ben dahil pek çok kişi tarafından bu yüzden başarılı bulunuyor. Yani işte sen diyorsun ki adam İkardi'yi mi oynatsam, Gomis'i mi oynatsam diye düşünüyor. Bak ne güzel elinde iyi kadro var falan zannediyorsun. O Emre Taşdemir'le, Barış Alper'le Beşiktaş'ı yendi. Hani benim baktığım yerden Okan Buruk çok zor bir iş yapıyor ve Seyit ve idaresi daha da zorlaşacak. Artık mesela bir süre daha Oliveira'yla Icardi yok. Hı hı. Hani, hadi bakalım. İşte... Teknik adamlık zor, Galatasaray'da yapmak daha zor. Bu koşullarda, yani bu koşullarda ve bu şekilde kurulmuş bir takımı yönetmek daha zor. Galatasaray şampiyonluk potansiyeli olan bir takım. Geçen yılki gibi asla Galatasaray adına ümitsiz konuşmadım. Galatasaray bu sezonun da şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri. Geçen sene asla böyle konuşmadım. Beni ilk kez izleyenler falan sakın evet. böyle konuştuğumu düşünmesin. Ama bu kadar problemli bir yapı, dişliler, her an orayı yağlamak gerekiyor. Her an bir dişliği çıkartıp yerine bir şey takmak gerekiyor. Ya yani Okan Buruk şu anda saatte 200 kilometre hızlı şehrin içinde araba kullanan biri gibi. Yani Jesus mesela düzenini kurmuş küçük ayarlar veriyor. İşte Abdullah Avcı sıfırdan yüze hareketleniyor. Ben Beşiktaş'ta ve Trabzon'da bir çıkış bekliyorum. Galatasaray'da düşüş beklediğimi söylemiyorum. Ama bu sorunlu sevkin, sevk ve idarenin Hani sıkıntılar yaratacağı da kesin. E şimdi Oliveira'sız, Icardi'siz e, kaybedilecek puanlar mutlaka onları transfer edenlere yazılacak. Ben Okan Burak'a yazmam. Özellikle Icardi'sizliği. Yani Oliveira konusunda e, yerine Mitchell var. Hani mesela alternatif siz değil. Nelson'un da ya şimdi Nelson tabii ki 10 üzerinden 7 bir stoper benim nezdimle. Galatasaray standartlarında puanlıyorum. E Galatasaray 10 üzerinden 5 stoper de koyabilir oraya. O fark ettirir hani Galatasaray sezon sonuna kadar 12 gol daha değil de 16 gol daha yer. Hani hangi maçta... Ama hazır gelmesi lazım, Abdülkerim'le bir uyum yakalaması lazım, yani, arada bir çalışma bölümü olmayacak. Çok da beğendiğim bir stoper olduğunu söyleyemeyeceğim. Ee, ama tabii ki Galatasaray'ın elindeki en iyi stoper. Hani onu da kabul hı hı. etmek lazım. Bu arada Abdülkerim'i ben hazırlık maçlarında çok beğendim. Bunu da belirteyim. İddialı da açıklamalar yapıyor bu arada. Öyle mi? Şan, tabii tabii dün vardı. Ee... E, Galatasaray futbolcusu öyle konuşmak durumunda tabii. Tabii ki. Peki Nelson'un e, gideceğini düşünmüyorsunuz. E, Gidse de yeri... Gidebilir. Yani yeri, dol, yeri dolar. zor dolar. Yani Marcao'nun da yeri zor doldu. Elbette ki çok önemli bir değer. Galatasaray'ın indiki en iyi stoper. Ama hani bir Oliveira kadar, bir Torreira kadar büyük bir yıkımla sonuçlanacak bir kayıp olmaz bence. Peki. Devam edelim. Fanatik gazetesini isteyeceğim şimdi. Dembele pazarlığı başladı. Az önce biraz değinmeye çalıştık ama biraz daha detaylarına bakalım. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Musa Dembele'yi Ocak ayında kadrosuna katmak isteyen Galatasaray Lyon'la Servis pazarlığına başladı. Sarı kırmızılılar 5 milyon euroya 26 yaşındaki Fransız golcüyü renklerine bağlamayı hedefliyor denmiş. Şimdi tabii bu isim gündeme gelince haliyle Gomis mi gidecek, Seferovic mi gidecek yoksa ikisi birden mi gidecek? Icardi'nin durumu zaten belirsiz. Aslında bir garanti isim alınması ya mantıklı değil mi? Bu kadar borcu mi? olan ve Icardi'si olan bir Türk kulübü Dembele'ye talip olmaz. Demek ki gitme olasılığı olan e, forvet Seferovic ya da Gomis falan değil. Gomis zaten sezon sonuna kadar Galatasaray'da. O gitmez de zaten hı hı. Yani buradan da bırakır muhtemelen. Seferovic devre arası bir yere gider mi? Bu adamın hala bir piyasası var. Bu adam Galatasaray'da yedekken bile İsviçre Milli takımının Teknik Direktörü ona çok sahip çıktı. İsviçre'de hala kupada. Evet. Hani bir şekilde girer bu akşam bir gol atar. Onu ligin ikinci yarısında İspanya'da işte atıyorum Betis formasıyla falan görebilirsin. Hı hı. Yani olabilecek bir şey bu. Ee, Seferovic'in gitme olasılığı olabilir. Ama bu iki olasılık dahilinde de sizin almanız gereken kişi Dembele mi? Hani Icardi'si olan takım, dikkat çekiyorum yani hı hı. bu bir Paris Saint Germain'den bahsetmiyoruz. Borç içinde yüzen bir Türk kulübünden bahsediyoruz. Diğer bütün Türk kulüpleri gibi. Icardi'si olan takım Dembele'ye niyetleniyorsa demek ki Icardi'de bir problem var. Hani anlayabiliyorum. Eğer öyleyse zaten açıklasınlar ki yani bu bir Icardi'sizlik hazırlığı olması gerekir. E Dembele Icardi kadar iyi bir golcü olmayabilir ama ben çok beğenirim. Yani bu arada çok büyük iş yapacağını düşünüyorum. Ee, Galatasaray'da çok faydalı olabileceğini de bir inanıyorum. Bir de artık istikrar önemli değil mi Galatasaray için? Yıllardır Aynen. bir türlü aradığı santiforu bulamadı. Şöyle bir durum var. Yani bugün deseler ki Icardi Dembele takası önerse Lyon. Hı hı. Icardi okey dese, Dembele okey dese, işte hani arada bir para farkı veya belki birkaç futbolcu daha falan olsa bence okey. Hayır. Ama tekrar ediyorum bak Dembele Icardi'den iyi demek değil bu. Ama Dembele Icardi'den daha sağlıklı. Hani özel hayatı sportif açıdan. Onda da var bir takım arızalar ama yani daha faydalı olacağı kesin. Icardi kadar değildir herhalde her fırsatta Arjantin'e yani, gitmek. Özel hayatı bu kadar. bir daha Icardi gibi bir golcün ne zaman olur? Şöyle bir durum vardır. Bazen kazancının çok önemli bölümünü kiraya verirsin. Çünkü hayatının o döneminde Boğaz kıyısında oturabileceksindir. Evet. Dersin ki ya ben gencim. Tamam, çok zorlanacağım. Ama bir daha ne zaman oturacağım ya Boğaz Kıyısında dersin, kirayı verirsin, bekarsındır, sorumluluğun yoktur, iyi kazancın vardır. <laughs> Hayır yaşadım, <da> oradan biliyorum. <laughs> hani devamında ama e, sen o bir seçimdir. Şimdi bir daha ne zaman ikardi bulacaksın abi? Yani Fenerbahçe bir daha bir Anelka bulabildi mi? Hayır. Bence bulamadı. İstediğin, isteyen istediği zaman konuşur, tartışırım. Bir daha bir Anelka bulamadı. Ya Beşiktaş Ferdinand'ın boşluğunu yıllar sonra doldurdu anca. işte Abu Bakar, Mario Gomez'ler falan filan yani. Ya bir Talişka diye bir oyuncu geldi Beşiktaş'a. Bir daha Talişka'yı nerede hala buluyorsun? Hala da yazılıyor hani Talişka. Nerede bulacaksın evet. bir daha? Abu Bakar bir daha nerede bulacaksın? Bu tip oyuncuları buldun mu alacaksın? Yani bir daha imkansız yolların çakışması. O sebeple hani ikardisizlik de öyle kolay seçilebilecek bir olasılık değil. E ama ben şuna inanıyorum. Dembele hazırlığı... Icardi'nin gidişine e, istinaden yapılan bir şey. Icardi sizliği zaten Galatasaray değil galiba Icardi seçiyor. İşte o kadar büyük ki adam. Yani gıkını da çıkartamıyorsun. Ya bak Icardi ile ilgili durum şu. Aslında doğru kullanmıyoruz cümleleri. Falcao'dan biraz daha farklı bir durum var. Galatasaray ne kadar faydalanırsa o kadar faydalanmalı bu durumdan. İstifade etmeli. Çünkü bu adam belli yani elden uçup gidecek tutamayacaksın. Biraz sıktığında cam e, can verecek.